Birçok yan etkisi var floretin dedik. Aynı zamanda karaciğere zarar verir, pankreasa zarar verir, şeker hastalığını tetikler. Şekeri tetikler. Şeker hastalığı yakalandı diyelim. Türkiye'de takriben her 10 kişiden bir kişi şeker hastalığı. Tip 2 çok çok yaygın. Birçok insan hap kullanıyor. Hı hı. İğne kullanıyor, hap kullanıyor. Tedavi olmazsa zamanla inzülin Allah korusun daha da gidiyor. İşte bu gurmar Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Hı hı. Bunun yaprağında çok özel bir madde var. Cinnamik asit. Cinnamik asit ne yapıyor? Pankreastaki beta hücrelerini canlandırıyor, harekete geçiriyor. Pankreasta beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi yumuşak. Karaciğer yağlanırsa bağırsaklıktan gelen toksik maddeler nedeniyle karaciğer görevini yapamaz, yorulur, yağlanırsa pankreas da yağlanır. Hı hı. Pankreas sertleşirse içerisinde adacık hücreleri dağınık olarak bulunan adacık hücreleri %2 oranında beta hücreleri. Buna adacık hücresi denir. Bu hücreler diğer hücrelerden farklı olarak çok narin. Biraz sıkıştığı zaman insülin salgılamaz. Ben salgılamıyorum der, yan gelir yatar. İşte bu hücreleri çalıştıran gurmar, cinnamik asit tekrar beta hücrelerini faal hale getiriyor. Hı hı. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinik araştırmaları yapılmış. Hı hı. Önce Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 108 şifalı bitkiyi incelemiştir. Diyabete, şekere karşı etkili olan. Hı hı. Bunlar içerisinden en etkilisinin gurmar olduğunu, yani Latince ismiyle Cinname silvestris olduğunu tespit etmiş ve 4565 hasta üzerine denemiş. Bunların çok kısa sürede iyileştiklerini belgelemiştir. Klinik araştırması var. Gurmar.